Amazon'dan kitap siparişi vermiştim. 6 tane kitap. Hepsi ayrı ayrı şekilde kargolanmış, böyle kutulanmış. Bu arada Amazon Prime deneme üyeliğini açıp o şekilde hani bir tane daha sipariş vermiştim. O siparişimi pazar günü vermiştim. Pazartesi günü gelmişti. Bu da Perşembe günü mü ne verdim? Yani 2 günde falan geldi bu da. Bugün cumartesi. Kargoda bir sıkıntı yoksa eğer iki siparişimden de çok memnun kaldım. Hatta bayağı da şaşırdım yani. Sadece bu komik oldu bu şekilde. Kargoyu getiren çalışan da çünkü tek tek böyle çıkarıyor. Elindekileri verdi sonra çantasını açtı, çantasından çıkardı falan. Hani aslında 6 tane kitap ama hepsini ayrı ayrı koyunca sanki çok fazla bir şeymiş gibi olmuş. Ama güzel, çok hızlı ve kitap indirimleri de gerçekten arada bir takip etmek lazım. Gerçekten bayağı iyi gibi. Yani indirimde çok güzel denk geldim. Hatta fiyatlarını da paylaşırım, kitapları da şimdi göstereceğim. Açacağım sizinle birlikte. İlk çıkan kitap bu oldu. Şimdi en son göstereceğim bütün kutuları açtıktan sonra. Kutuyu da kaldırayım. İkinci kitap bu. Bıçakla açsam daha kolay olurdu büyük ihtimalle ama olsun zaten. Yine de açabiliyorum. Sorun yok. Kargolamaları gerçekten çok güzel gibi. Hiç yani kitap kargosu bu kadar güvenli hani çok fazla hani denk gelmedim aslında. Çok fazla kitap siparişi de yapıyorum. Hani gerçekten Amazon'un kitap kargolama şeklini de çok beğendim. Ve kitaplar da yani fiyatlarını şimdi veririm. Fiyatları da çok iyi denk geldi. Gerçekten arada bir kontrol edeceğim artık Amazon'u kesinlikle. Hatta öneririm yani herkes bence arada bir kontrol etsin her kitap almayı düşünüyorsanız. Böyle sevdiğiniz kitapları böyle listenize falan ekleyip arada bir kontrol edin. Açması en kolay bu oldu. Güzel yeni baskı bu. Bu eski baskısı gözüküyordu aslında fotoğrafında. Güzel yeni baskısından. Yani eski baskı derken şey kapağı değişti bu kitabın ondan dolayı. Eski kapağı gözüküyordu. Ama yeni kapaklı. Çok güzel. Hoş. İner bir şekilde. İçin.
Bu adamın kitaplarını da çok merak ediyordum. Bunu da indirimde görünce bunu da aldım. Yani hiç zaten. Şimdi bu en büyük paket. Çünkü bu kitap üçlü. Ve aralarında da aslında en hani normalde pahalı olan bu. Bu da son sipariş. Sapiens, Homo Deus ve 21. yüzyıl için 21 ders kitabı. Üçlü bir şekilde. Bu üç kitabı da merak ediyordum ve üçü de zaten yoktu. Ondan dolayı üçü birlikte hem de iyi bir fiyata gelince çok güzel oldu. Altı tane kargo. Bu üçü üçlü bir şekilde aldım. Bunlar da ayrı ayrı geldi. Bu şekilde 8 tane kitap. Kargolarına bayıldım. Çok güzel kargolamışlar. Yani hiçbirinde de hiçbir sıkıntı yok. Çok güzel, çok memnun kaldım. Kesinlikle Amazon'u arada bir kontrol edeceğim kitaplar içinde. Bu arada ilk kargo siparişim hard disk içindi. Hard disk de çok güzel bir şekilde kargolanmış şekilde geldi. Dedim herhalde pazar günü sipariş etmiştim. Pazartesi gelmişti. Çok güzel. Her şey çok güzel gerçekten. Bunlar da Perşembe günü sipariş ettim. Cumartesi günü geldi. Harika. Prime deneme üyeliğini başlatıp böyle daha hızlı bir kargo, hızlı kargo şeklinde alabilirsiniz siz de. Çok memnun kaldım yani gerçekten. Ya aslında okunacak çok fazla kitabım vardı daha bitirmediğim, fuardan falan aldığım ama gerçekten fiyatları çok uygun olunca sipariş ettim dayanamayıp. Hatta tam fiyatlarını söylüyorum hepsinin. Bu üçlü set 44.70'e geldi. Normalde tanesi yani bu kitapların en az bir 30-35 falan gördüm birkaç sitede. Yani en az düşse ne kadar düşecek? 20 liraya falan mı düşer artık bilmiyorum tanesi. Bu şekilde tanesi 14-15 liraya geldi. Çok iyi oldu. Bu ustalık gerektiren kafaya takmama sanatı kitabı da 10 lira 20 kuruşa geldi. Şöyle. Bu kitap 6.60'a geldi. İzinli şarkısı. Bu 460 sayfalık iki şehrin hikayesi kitabı da 6.75'e geldi. Gerçekten çok iyi. 100 yıllık yalnızlık kitabı 14 lira 40 kuruşa geldi. Telaffuzu nasıl olduğunu emin olmadığım için kitabın ismini söylemeyeceğim. Bu kitapta 9 lira 60 kuruşa geldi. Kitapların hepsini çok merak ettiğim için ya yazarı ya da direktken bu kitapları ondan dolayı ve indirimde de bu kadar iyi fiyatları görünce aldım. Size de göstermek istedim. Gerçekten hem fiyatlardan hem de kargodan çok memnun kaldım. Duştan falan çıktım, saçımı kuruladım. Şimdi de kahve alacağım, mutfağa gidip sonra görüşürüz. Şimdi kahvemi içeceğim ilk önce, sonra da kitaplığımı düzelteceğim. Çok karmaşık oldu zaten. Yeni kitapları da yerleştireceğim bir yerlere. Normalde ben okumadığım kitapları en üst rafa koyuyorum, hani göreyim en azından diye. Kitaplığımın içini raf raf göstereceğim.
Bu tarafta hiç okumadığım kitaplar ve birazını okuduğum kitaplar var daha çok. Yani şu aşağıdakiler hiç okumadıklarım daha. Buradakilerden de Aşk Üzerine'nin bir kısmını okudum sadece. Burada kitaplar direkt devam ettiğim kitaplar. Bir tanesine daha hiç başlamadım. Bir ikisini de yaraladım filan. Buradakileri okumadım. Görmek ve Körlük. Bir alt tarafta biraz okul, biraz kendi önceden bitirdiğim kitaplar. Çok çeşitli burası. Bunlar hep okulla ilgili olanlar. Bu tarafta hem okulla ilgili var hem kendi önceden okuduğum kitaplardan var. Şöyle şu şekilde. Burası çok çeşitli aslında. Agatha Christie de var. Neil Cassady de var. Platon da var. Hani yani gerçekten çeşitli bayağı. Bunlar da yine okuldan falan bunların hepsini okudum herhalde. Sosyal bilimleri açısından daha okumadım o ders için. Prens'in bir kısmını okumuştum, bir kısmı kaldı. Erçin zaten farklı bir kitap. Şöyle bir alt rafa indiğimiz zaman da bunların hepsi aslında okulla alakalı olan kitaplar. Böyle psikolojiye giriş, kültür dergi gibi bir şey. Öyle bazısı ders için belli bölümlerini okumam gereken, bazısı da tamamını okumam gereken kitaplar. Burada okuduklarım da var, okumadıklarım da yine. Daha alt raflara inmiyorum çünkü bu aşırı karmaşık. Oraya inmiyorum. Şimdi yeni aldıklarımı buralara koyacağım. Tek sıkıntı normalde ben okumadığım kitapları en üst rafa koyuyorum. Buraya sığdırabilir miyim onu düşüneceğim. Nasıl sığdırabileceğimi bakacağım. Deneyelim. Burada kitaplarda tam gözükmeyenleri şöyle göstereyim. George Orwell 1984. Joel Coward. Doğanın Düşmanı, Thomas Hobbes, Leviathan, Francis Bacon denemeleri öyle gidiyor. Zamanların tarafının baskısı biraz azdı ben fuardayken. Ondan dolayı hiç okumamıştım zaten o seriyi dedim en azından ilk kitabını alayım çalışırken. Öyle. Bu şekilde. Bu kitapların arasında hediyeler falan da var. Bu George Orwell 1984'te yakın bir arkadaşımın hediyesi. Çok harika bir hediye bence sosyoloji bir öğrencisi için de. Bayağı yordu beni farklı farklı denedim. En son bu şekilde yapabildim anca. Şöyle buraya bir ikisini buraya koydum. Bir tanesini buraya koydum. İki şehrin hikayesine. Bunu böyle yukarıya koydum. Şuraya yeni aldıklarımın birkaçını koydum. Buraya da koydum birkaç kitap. Burada kitapları aldım. Onları da şu alt rafa koydum üst tarafına. Şu okuduğum kitap, okuduğum ve okuyacağım, devam ettiğim kitaplar da bu şekilde buraya koydum. Böyle. Buraya da körlük görmek, bir de yüzyıllık yalnızlığı koydum. Şu an bu raftaki kitapları daha hiç okumadım. Çok fazla birikti. Amazon alışverişinde gerçekten hani fiyatları çok iyi gelmeseydi almazdım. Çünkü çok fazla zaten kitabımı okumayı bekleyen var. Öyle. Ama çok güzel oldu görüntüsü de. Bayağı seviyorum. Yeni kitaplara zaten bayılıyorum yeni kitap görmeye de. Ve bu şekilde burada bu tarafta da. Bir alt tarafta böyle. Şuraya koydum. Kitapları düzelttim ama biraz yordu beni çünkü bir sürü kitabı al, oradan oraya koy, dene, yeniden kaldır, yeniden koy derken biraz yoruldum. Biraz oturup dinleneceğim. Bu video benim için çok önemli de bir video oldu. Çünkü hem yine bir önceki video gibi hem doğum günümün de mutluluğunu içeren hem de 2020'nin de sonlarına geliyoruz artık. Ve umarım 2021 2020'ye benzemez. Çok daha güzel olur.
Çünkü bu yıl hani güzel şeyler oldu birkaç tabii kendi hayatımda ama hani 2020 hani dünya içinde, Türkiye içinde, hiç kimse için aslında çok da güzel değildi hani. Ondan dolayı umuyorum 2021 güzel olur. Bu yılı unutturur bize. Öyle, bu videoyu da sonuna kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Video hoşunuza gittiyse beğenip abone olmayı unutmayın. Düzenli olarak video paylaşmaya devam edeceğim. 2021 mutlu bitecek benim için. 2021 ne 2021? 2020. 2020 benim için mutlu bitecek. 2020 benim için mutlu bitecek gibi gözüküyor. Umarım 2021 çok daha güzel, çok daha mutlu bir sene olur herkes için. Görüşmek üzere.